Yapılan bir çalışmada şişman insanlarda tiroid yavaşlığı görülme riski zayıf insanlara göre çok daha fazla. Bu şu demek aslında şişman insanları şişmanlatan şey tiroid hastalığı olabilir ya da zayıflamalarını engelleyen şey tiroid hastalığı olabilir ki gerçekten de öyle. Tiroid hastalarını dinlediğiniz zaman söyledikleri genelde birkaç tane şey var. Birincisi can diyet yapıyorum, kilo vermeye çalışıyorum. Tartı azalıyor ama görüntü hiç değişmiyor, ödemleniyorum. Ya da ikincisi Can diyet yapıyorum kilo vermeye çalışıyorum. 1 2 kilo gidiyor. Sonrasında tartı aylarca sabit ya da can kilo vermeye çalışıyorum, diyet yapıyorum. Bir bakıyorum ki kilo almışım. Bu aslında diyet sürecinde insanların dikkat etmeleri gereken ama bilmediği birkaç tane basit kural nedeniyle oluyor. İşte bu videoda size artık ömrünüzün sonuna kadar kullanabileceğiniz, triyot hastalarında kilo vermeyi sağlayacak önerilerden bahsedeceğim. 3 tane şey anlatacağım. Bu 3 şeyi alın cebinize koyun. Bundan sonra da başka hiçbir şeye bakmadan beslenmenizi düzenleyin. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle hazırlık evresini konuşalım. Çünkü tiroid hastaları direkt olarak diyete geçemezler. Bu insanların tiroid fonksiyonlarının iyi olduğundan emin olmamız lazım. Çünkü tiroid fonksiyonları doğrudan metabolizma hızıyla ilişkilidir. Yani sizin tiroid fonksiyonlarınız bozuk ise yeterince enerji harcayamazsınız ve enerji harcayamadığınız zaman yediklerinizi yağ olarak depolamak zorunda kalırsınız. Buradaki mekanizma basit olarak şu. TSH denen bir ölçüm var. Bu TSH bizim tiroid hızımızla ters orantılı. Yani TSH artmış olarak görüyorsak tiroidimiz yavaş çalışıyordur. Ve bu TSH'ın normal laboratuvar sınırı 0.25 ile 0.25 ile 4.5 arasında. Şimdi ben size soruyorum 0.25 ile 4.5 arasında kaç katlık bir fark var? Yaklaşık 15-20 katlık. 15-20 katlık bir farkı biz normal olarak kabul ediyoruz. Ya da şöyle diyeyim 10 km bölü saat hızıyla giden bir arabayla 150 km bölü saat hızıyla giden araba aynı hızdalar mıdır? Değillerdir. O zaman ben niye TSH'ın 0.25 olduğu insanı da normal kabul ediyorum? 4.5'u da. Abi böyle bir şey mümkün değil. Bizim kılavuzumuzda şöyle bilgiler var. Diyorlar ki eğer TSH normal aralıktaysa bu insanlar rahatlıkla kilo verebilir. Ama bunun tersini söyleyen yayınlar da var. Diyorlar ki o yayınlar TSH'ı 2.5'un altında tutun. Şimdi bizim karşılaşacağımız iki tip tiroid hastası var bir ilaç kullanan yani tiroid hormonu kullanan ikincisi ise sınırda olan bu nedenle ilaçsız takip edilen. İlaç kullanan insan işi kolay. Hedef TSH 2.5'un altında tutmak yani metabolizma hızını daha optimal seviyede tutmak. Bu arada gebelerde de iki 2.5'un altında istiyoruz. Neden iki 2.5'un altında istiyoruz? Aslında optimal çalıştığı yer orası. Yani gebeler daha hassas ya daha e, ...sağlıklı olmaları, daha iyi metabolizma sahip olmaları... ...bir canlı geliştirmeleri lazım ya... ...onun için iki buçuğun altında istiyoruz. E, normal adamın suçu ne? Onun da iki buçuğun altında olsun. Neyse. TSH'i iki buçuğun altında tutmak için... ...ilacınızı düzenlemek için doktorunuza başvurabilirsiniz. İlaç kullanan insanlar da bu basit. İkincisi. Eğer sınırda hipotiroidseniz... ...yani ilaç kullanmıyorsanız... ...sadece yavaşlık nedeniyle sınırda yavaşlık nedeniyle takip ediliyorsanız işte o zaman doktorunuzla konuşmanız lazım çetrefilli bir iş. Şimdi ben bu tiroid fonksiyonlarını optimal seviyeye getirdim artık diyete başlayabilirim. Birinci konu metabolizma hızımı azaltmamak. Şimdi burada mantık şudur. Beden manyak akıllı bir yapı ve hayatta kalmak için programlanmış. Ve hayatta kalmanın en önemli belirtisi de yağlı olmak. Çünkü daha çok enerji bulundurursam işte yaralanma durumunda, aç kalma durumunda doğada yağlı olduğum için hayatta kalma oranım daha fazla olacak. Bu şu demek. Beden her zaman yağlanmaya çalışıyor. Yani siz diyet yapmaya başladığınız anda beden yağını kaybetmemek tekrar yağlanmak için metabolizma hızını yavaşlatıyor. Harika değil mi? Ve insanlar diyet yaptıkları zaman metabolizma hızı yavaşladığı için bu da tiroid fonksiyonunun yavaşlamasına sebep oluyor. Çünkü metabolizma ana kontrol eden şey tiroid fonksiyonu. Yani beden zayıflamamak için tiroidi yavaşlatabilir. Burada diyet konusunda işte dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. Diyet konusunda birinci konu şu, kalori kısıtlamasını çok yapmayacaksınız. İşte 800 kalorilik, 1000 kalorilik diyetler size uygun değil. Diyelim ki sizin bazal metabolizma hızınız yani günlük metabolizmanız 2500. 2500'den 500 kalori daha az alabilirsiniz. Yani sizin kalori açığınız almanız gereken eksik kalori 500'den fazla olmayacak. Daha fazla kalori kısıtlarsanız bu bedeninizin hızlı bir şekilde metabolizma hızını yavaşlatmasına sebep olur. İkinci konu şu. Biz aslında yağı yüksek olan ve karbonhidratı az olan beslenmeleri seviyoruz. İşte ketojenik diyet, düşük karbonhidratlı diyet. Hatta kitabım var mı? Yok. Bu konuda bir kitabım bile var. Ve ben bunu savunuyorum. Fakat tiroid hastaları yüksek yağlı ve karbonhidratsız diyetler yapamazlar. Çünkü bu insanlarda karbonhidratı aşırı az almak aynı şekilde metabolizma hızının yavaşlamasına neden olabilir. Çünkü tiroid sakin olmayı isteyen, rahat olmayı isteyen bir organdır. Ve siz eğer karbonhidratı aşırı kısıtlarsanız tiroidiniz de ekstra hasta olduğu için hızlı bir şekilde fonksiyonlarını yavaşlatabilir. Bu da sizin kilo verme sürecinizi bozabilir. İkinci konu da bu. Üçüncü konu şu. Ben aynı zamanda aralıklı orucu da çok savunuyorum. Aralıklı oruç şu. Günün belli bir saatinde aç kalacaksınız, belli bir saat ne yiyeceksiniz? İşte 16-8, 16 saat aç, hiçbir şey yemeyeceksiniz. Su, çay, kahve gibi kalorisi şeyler içeceksiniz. 8 saatinde de yiyebileceksiniz. Bunun çok aşırı versiyonları var. Yani 20 saat aç kalıp 4 saat yiyen ya da günde bir kere yiyen insanlar gibi. Şimdi aralıklı oruç sağlıklı. Hatta bu konuyla ilgili bir videom var. 72 saat aç kalırsanız ne olur diye. Neyse. Şimdi bu aç kalmak sağlıklı ama tiroid hastalığında aç kaldığınız zaman aynı karbonhidratsız beslenme gibi, aynı kaloriyi aşırı kısıtlama gibi beden strese giriyor. Ve bedenin strese girmesi diğerlerinde anlattığım gibi metabolizma yavaşlatabiliyor. Onun için de biz bu tiroid hastalarında 16 saatten uzun aç kalmayı çok önermiyoruz. Bu arada 16 saat aç kalsanız bile Yemek yediğiniz o 8 saatlik aralıkta iki ana bir de küçük ara öğün yapmanızı öneririm. Bu çok önemli. Şimdi geldik en çetrefilli ve bence hiç kimsenin bahsetmediği konuyu anlatıyorum. Dikkatle kulaklarınızı kabartın. Biz hep aynı diyeti yapmaya başladığımızda İster istemez metabolizma hızımız yavaşlıyor. Bakın ne kadar dikkat ederseniz edin. Ne kadar iyi e, bir sistematikle olursanız olun. Bu doğanın kanunu. Yani metabolizma hızınız yavaşlar. Peki bunu çözmek mümkün mü? Evet mümkün. Şöyle yapabilirsiniz. 5 gün diyet az kalori. Diyelim ki 2500 kalori harcıyorsunuz ya. 2500 ise 2000 kalori alacaksınız 5 gün. Geri kalan 2 gün ise almanız gereken kalori. Yani 2500 alacaksınız. Yani kaloriyi dalgalandıracaksınız. Böylece uzun süre kalori kısıtlaması yapmadığınız için metabolizma hızınız da o düşük kaloriye adapte olmayacak. Yani metabolizma hızınız yavaşlamayacak. Ama burada bahsettiğim şey şu değil. Ben 5 gün diyet yaptım, 2 günde gideyim hamburger yiyeyim, pizza yiyeyim, kalori... Hayır abi. Ne yiyorsan yani kaliteli beslenme işte sebze yemeği olur, çorba olur her ne yiyorsan Onları yiyerek kalori arttırman lazım. Bu çok önemli. Aha beslenmeyle ilgili bilgiler bunlar. Başka geri kalan her şeyi atın çöpe. Yok zencefil kürüymüş. Yok kulağına çörek otu damladı. Abi geç o işi. Çörek otuyla olsaydı dünyada şişman kalmazdı. İkinci konu egzersiz. Egzersiz de aynı beslenme gibi metabolizma hızını yavaşlatabilen bir faktör. Ne? Nasıl yani? Egzersiz metabolizma hızını hızlandırmıyor mu can? Ama sen de hiç bilmiyorsun. Bilmem kimi dinle. Bak abi anlatayım sana. Egzersiz bir stres faktördür. Biz bu egzersizi yaptığımız zaman eğer bedenimiz iyi adapte olabiliyorsa hiçbir sorun yok. Ama iyi adapte olamayan yavaş tiroid hastalarında sorun büyüyor. Bakın Tiroid hastalarına uzun süre egzersiz önermiyoruz. Çünkü metabolizma hızlılığını uzun süre egzersiz de yavaşlatır. Ve bu insanlarda kardiyo ağırlıklı bir egzersiz yerine, kardiyovasküler ağırlıklı, koşu bisiklet gibi ağırlıklı egzersizler yerine ağırlık antrenmanı öneriyoruz. Sebebini birazdan anlatacağım. Şimdi egzersiz de konuştuk. İkinci konuya gelelim. İkinci konu tiroid hastalarına oluşan problemler. Bakın ben size söyleyeyim. Bir, bu tiroid hastalarında e, metabolizma hızı yavaşlıyor ya. Metabolizma hızı yavaşladığı için hücreler enerji az kullanıyorlar. Enerji dediğimiz ne aslında? Glikoz. Yani biz glikozu enerjiye çeviriyoruz. Doğru mu? Doğru. Şimdi ben bu glikozu az kullanırsam ne olur? Abi insülin direnci olur. Bu tiroid hastalarında insülin direnci görülür. Hatta bazı çalışmalarda kanda ortaya çıkmayan insülin direnci yani sadece karaciğerde olabilen hücresel düzeyde insülin direnci olabileceğinden bahsedilmiş manyak bir şey. Yani aslında şöyle demeye çalışıyoruz. Biz bu tiroid hastalarını insülin direnci hastası gibi kabul etmeliyiz. E peki bu ne demek? Bu şu demek. Benim daha çok kas kütlesine ihtiyacım var ki insülin direncini yenebileyim. Benim daha iyi uykuya ihtiyacım var ki insülin direncini yenebileyim benim mutlaka karbonhidratı abartmadan sınırlamam lazım ki insülin direncini yenebileyim. Çünkü ben karbonhidrat verdiğim zaman insülin direnci olan insan da daha sık acıkacak. Bu arada geriye döneyim. Hani diyette dedim ya karbonhidratı çok da kısıtlamayın. Ben size ayarını da söyleyeyim. 60 gram karbonhidrattan az almayacaksınız. Ne kadar fazla alacağınız sizin diyet tercihlerinize bağlı. Ama ben olsam 60-100 gram arası karbonhidrattan günlük Yukarı çıkmazdım. Hesabı kolay. İnternette bir sürü hesaplayıcı var. Zaten 2-3 gün hesaplasanız kaç kalori aldınız, kaç e, gram karbonhidrat aldınız, protein aldınız az çok anlarsınız. İkinci konu şudur. Bir önce tarafa dönüyorum. İkinci konu şu. Bu insanlarda, yavaş tiroide olan insanlarda kas kütlesi azalır. Yani sarkopeni Olur. Onun için bu insanların metabolizma hızı düşüktür. Onun için bu insanlar kilo veremezler. Can ben 1500 kalori alıyorum, 1200 kalori alıyorum, kilo veremiyorum. Demek ki senin metabolizma hızın ondan da az. E can sebebi ne? Ben şanssız mıyım? Yoksa tiroid ilacı mı? Hayır abi sen... Uzun süre hipotiroid yani tiroid hastası kaldığın için muhtemelen kas kütlen azaldı. E ne yapacağım? Abi ağırlık antrenmanı az önce dedim ya kardiyovasküler egzersizi daha az mümkünse çok az yerine ağırlık antrenmanı ekleyerek kas kütlemi arttıracak. Peki üçüncü konu ne? Diğer dikkat etmem gerekenler. Bakın size söylüyorum. Hipotiroidisi olan yani yavaş tiroidi olan insanlarda mitokondri yani bizim enerji üreten organelimiz, enerji santralimizin fonksiyonu bir miktar bozulur. Ve ben enerji üreten bu yapıları daha iyi çalıştırmak için birkaç e, farklı yola başvurmam lazım. Bu mitokondriler yani enerji üretimini ateşlemek için en iyi yollardan biri kafeindir. Kahve tüketimi kararında yani günde 2-3 porsiyon, e, tiroid hastalarında oldukça önemli ve faydalıdır bir. İki bu tiroid fonksiyonlarını iyileştirmek için yavaş tiroidiniz varsa aspirin ya da salisilik asit. Yani ben aspirin içmek istemiyorum. Zaten ben de aspirin öneremem. Ama böyle bir tavsiye de var. Aspirin yerine bu arada salisilat. Yani aspirinin etken maddesini doğal olarak içeren besinler var. Buraya bırakacağım. O besinlerden de tüketebilirsiniz. Çünkü bu besinler salisilik asit ya da salisilat bunun doğal hali. T4'ün T3'e dönüşümünü arttırıyor. Ecan bambaşka bir şey söyledin. Bunu nasıl kafamız alacak? Hemen anlatıyorum abi. Ben bu tiroid hastalarına ilaç verirken T4 veriyorum. Asıl e, hormonu T4 olarak veriyorum. Fakat bedenimde çalışan, aktif olarak benim metabolizma hızımı arttıran hormon T3. T4'ün T3'e dönmesi lazım. T4'ün T3'e dönüşümünü sağlayan en önemli şeylerden biri de burada salisilattır. Destekleyen diyeyim. Onun için de mutlaka bunu değerlendirmek lazım. Gidin aspirin alın demiyorum. Bu bir tavsiye değildir. Aman ha. Bana yorumlarda can böyle öner misin ne kadar içeceğim falan demeyin. Böyle bir tavsiye yok. Bilgi. Fikren anlatıyorum. İkinci konu çinko ve selenyum. Çinko ve selenyum T4'ün aynı T3'e dönüşümünü sağlayan enzimin yapısında rol alıyor. Yani dolayısıyla benim eğer selenyum eksikliğim varsa, benim eğer çinko eksikliğim varsa özellikle de burada selenyum, ben T4'ü yine T3'e dönüştüremeyeceğim. E ne oldu abi o zaman? Ben yine bittim. Onun için de çinko ve selenyum alımıma dikkat etmem lazım. Hangi besinlerde daha çok rahatlıkla bulabilirsiniz internette. Üçüncü konuda Guatrojenik besinler. Bilmiyorum duydunuz mu? İşte bu bürüksel lahanası olur, brokoli olur, karnabahar olur bu aile. Bu aile aslında guatrojeniktir. Yani guatra sebep olur. Sebebi de iotun çalışmasını engeller. Böyle e, aklınıza e, bir yazın. Şimdi bu guatrojenik besinler iotun çalışmasını engelliyor ve doğal olarak da bu tiroid hormonunun çalışmasını engelliyor, üretilmesini engelliyor. Zaten bende tiroid hormonu az. Üstüne bir de ben bu guatrojenik besinleri diyette sağlıklı diye gömdüm gömdüm gömdüm. Ne oldu abi? Diyet yapıyorum kilo veremiyorum. Niye? Senin ürettiğin bir gıdım tiroid hormonunu da engelledin. İşte bu kadar basit. Bakın abi. 3 tane şey anlattım. Bu bilgileri uygulayın. Biraz kafanızda dağınık olabilir. Bir yere yazın, uygulayın. Bana bir ay sonra haber verin. Aşağıda yorumlarda beraber konuşalım. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Mutlu ve sağlıklı günlere. Hoşçakalın.